çemberin alanı ile integral hesabı. Arkadaşlar sıfırdan r'ye kadar r kare eksi x kare dx olmak üzere r kare eksi x kareye y diyorum. Bakın y eşittir. Kök içerisinde r kare eksi x kare derseniz eğer her iki tarafın karesini alın. Y kare artı x kare eşittir r kare. Bu ne denklemiydi hatırlayın. Yarıçapı r olan merkezi orijin olan bir çember denklemiydi. Bu durumda arkadaşlar s alanı yani boyalı alan sıfırdan r'ye kadar kök içinde r kare eksi x kare dx integral eşittir. Pi r kare bölü 4'tür. Çünkü 4'te 1 alanını temsil etmektedir. Burası cepte dursun. Peki 2. Eğer sıfırdan r'ye kadar kök içinde r kare eksi x kare eksi ax artı b dx soruluyorsa gençler bu defa bakın neresi anlaşılıyor? S ile gösterilen boyalı alan. M 0'a 0 ve yarıçapı r birim olan çember ile y eşittir ax artı b doğrusu arasında kalan alandır arkadaşlar. Bu durumda boyalı alan S olmak üzere S eşittir. Aslında yine gösteriş budur. Sıfırdan R'ye kadar kök içinde R kare eksi X kare eksi AX artı B çarpı DX biçimde gösterilir. Bu da pi R kare bölü 4 eksi R kare bölü 2. Çünkü dik üçgenin alanını çıkartmanız gerekir orada arkadaşlar. Hocam bir iki uygula yaparsanız daha iyi anlayacağız. Aslında konuyu anladık dediğinizi duyar gibiyim. Peki gençler diyorum ki integral sıfırdan 8'e kadar kök içerisinde 64 eksi x kare çarpı dx integralinin değerini bulalım. Bakın soruyu orijinal haline yazmaya çalışıyorum. Değerini bulalım. Şimdi arkadaşlar bu şu demektir. Ne diyorum? Diyorum ki y eşittir kök içerisindeki 64 eksi x kareye ben bunu dersem eğer her iki tarafın karesini alın. Renkli kalem al Nevzat. Y kare eşittir 64 eksi x kare. Yani x kare artı y kare eşittir 64. Bu ne demektir? R'si 8 olan, merkezi de orijin olan bir çember. Hemen çizelim burada. Yani şu şekilde çiziyorum gençler. Şöyle büyükçe çizeyim ki tam otursun. X ekseni ve Y ekseni. Arkadaşlar burayı alt, burası ne buldunuz? 8 buldunuz. Burada 8'dir. Bana sorulan alan aslında çeyrek çemberin alanı. Yani şurası. Gençler güzel çizmeye çalışıyorum ki daha güzel bir görüntü olsun diye. Yani burası ne diyelim? Boyalı alan. S eşittir. Pi çarpı 8'in karesi bölü 4'tür. Yani 64 bölü 4'ten 16 pi olarak bulunur. Sevgili gençler. Bir uygula daha yapalım. İntegral 0'dan 6'ya kadar kök içinde 36 eksi x kare eksi 6 eksi x çarpı dx integralinin değerini bulalım gençler. Değerini yine bulalım. Bu defa direkt artık çemberi çizmeye gidiyorum arkadaşlar. Bakın çember burada. X eksenimiz ve Y eksenimiz. Doğrumuz 6 eksi X. Yani Y eşittir 6 eksi X olduğu için X0 için Y6, Y0 için X6 olacak. Yani şöyle gelecek gençler yine. Bakın. Hocam o şekil oraya gitti mi dediğinizi duyar gibiyim. Yani şöyle. Bu defa sorulan alan arkadaşlar neresi? Şu parça. Renkli kalem al Nevzat. Yine yarı çapımız yine bakın 6'ya 6 olacak. Burası 6, 6. Peki ne yapmamız gerekiyor? Boyalı alana şuraya diyelim. Boyalı alan yine arkadaşlar S olsun. S eşittir bakın. Pi çarpı 6'nın karesi bölü 4. 4'te 1 çeyrek. Eksi dik üçgenin alanı. Çünkü sonuçta burası orijin. Bu da dik olacağı için. 6 çarpı 6 bölü 2. Yani 36'yı 4'e bölün 9 pi eksi 36'yı 2 bölün 18 olarak bulunur sevgili gençler. İntegralinin değeri kaçtır? Arkadaşlar önce şekil üzerinde göstereyim. Tabi ilerleyen zamanlar siz artık işin profesyonel olduktan sonra şekli çizmene de gerek kalmayacak. Peki ne diyorum ben burada? Şurada bir koordinat düzlemi var. X eksenimiz.
y eksenimiz. Bakın 36 eksi x kareye eşittir y dediğiniz zaman tabii kökü de var dışarıda. İse 36 eksi x kare eşittir y kare olacaktır. Buradan gençler x kare artı y kare eşittir 36. Bu bize ne anlam ifade ederdi hatırlayınız. M'i orijinden geçen yani sıfıra sıfır olan ve yarıçapı da r kareydi formül. 6 olan bir çember denklemi. Demek ki buralar 6'ymış. Bakın bana diyor ki 0'dan 6'ya kadar olan integrali soruyor. O zaman diyorum ki demek ki şu alanı soruyor bize gençler. Bakın güzel çizmeye çalışıyorum. Sizler de kalıcı görüntü yaratsın diye arkadaşlar. Yani bize boyadığım şu boyadığım alanı soruyor bize direkt olarak. Yazıyorum o zaman diyorum ki şuraya orijin diyelim. Boyalı alan. S olsun gençler. S bu durumda nedir? Dairenin alanı nedir? Pi r kare. Pi çarpı r kare bölü 4'te 1'i. Çünkü çeyrek daire olmuş oluyor. Buradan S eşittir gençler. Pi çarpı 6'nın karesi bölü 4'ten ise S eşittir. 36'yı 4'e bölün 9 pi birim kare olarak bulursunuz. İntegralinin değeri kaçtır? Gençler yine bakın 64 eksi x karenin kökü dediği için hemen biz ne yapalım? Dairemizi çizelim. X eksenimiz ve y eksenimiz. 64 eksi x karenin köküne ben eğer y dersem her iki tarafın karesini alın. 64 eksi x kare eşittir y kare olacaktır. Buradan x kare artı y kare eşittir 64. Yani düzenliyorum x kare artı y kare eşittir 8'in karesi demekti. Hatırlayın formülümüzü. O zaman bu neydi? Merkezi 0'a 0 olan ve yarıçapı da 8 birim olan çember denklemi zaten buradan gözüküyor. Yani burası 0. Buralar 8'e 8. Hatta buralarda eksi 8. Bu defa bana diyor ki eksi 8 ile 8 arasındaki alanı soruyor. Arkadaşlar yine neresi sorduğunu izah etmem gerekiyor. Şuraya bakın. Şekil güzel çizmek ve görsellik her zaman için arkadaşlar benim favorimdir. Sizler de bu şekilde yaparsanız ve yazılı yazarak çalışırsanız hep kalıcı olarak size kolaylık sağlar arkadaşlar. Peki. Diyorum yine boyalı alan. S olsun gençler. S neydi? Bakın bu defa dairenin alanı pi r kare. Fakat yarısı lazım bana yukarıda kalan kısım. O yüzden S eşittir diyorum gençler. Pi çarpı 8'in karesi bölü 2'den. Bu durumda S eşittir. 64 2'ye bölün. 32 pi birim kare olarak bulursunuz gençler. İntegralinin değeri kaçtır? Gençler yine dairede çizelim. Nereyi sorduğunu görelim. Sizler için daha iyi kalıcı olacaktır. O yüzden bakın çok özeniyorum. Mükemmel bir şekilde çizmeye çalışıyorum gençler. Burası x eksenimiz, burası da y eksenimiz. Bakın önce şurada bir y var. Y eşittir. Kök içinde 16 eksi x kare var. Onu ne yapalım? Her iki tarafın karesini aldım. Eşittir 16 eksi x kare. X kare artı y kare eşittir 16. Burada merkezi 0'a 0 olacak. Zaten çizdiğim bu şekilde yarıçapı da 4 olacak. Bunlar cepte dursun. Bir tane daha yanında bir fonksiyon daha var. O da y eşittir 4 eksi x fonksiyonu. X 0 için tabi doğrusal bir fonksiyon olduğu için x 0 için y 4. Y 0 için de gençler x eşittir yine 4. Bu da tamam cepte. Yani şunları işaretleyelim şimdi. 4'e 4'tü bunun yarıçapı. Doğru da 4'e 4'ten geçiyor bakın. Bir buradan geçecek, bir de buradan geçecek gençler. Renkli kalemi al Nevzat. Bir tane doğru çiziyorum bakın tam oradan geçen. Evet, ayarlayabildim. Güzel ayarladığımı düşünüyorum. Peki neresi soruluyor bize gençler? Bu defa bakın sorulan kısım çok önemli. Şurada kalan bölgenin alanı soruluyor arkadaşlar. Bakın şurası. Boyuyorum. Sizler de görebiliyorsunuz zaten. Olayı da anladınız. Yine de boyayalım ki bize tabi şu güzel çizilmedi. Güzel çizilmeyenleri siliyorum gençler. Bakın. Şu şekilde şurası. Evet. Mavi kalem al Nevzat. Diyorum ki artık boyalı alan. Boyalı alan
eşittir S olsun yine. Arkadaşlar S alanı nedir? Bakın S alanı eşittir. Bir kere çeyrek dairenin alanı bulacağız. Pi çarpı R kare bölü 4. Eksi, bakın buralar 4'er 4'erdir. Dik üçgenin alanı 4 çarpı 4 bölü 2 olacak. Yani pi çarpı R, R'miz zaten 4'tü. 4'ün karesi bölü 4. Eksi 4 kere 16, 8 ise arkadaşlar S şöyle afilli bir S. 16, 4 pi eksi 8. Hatta şov da yapabilirsiniz burada. 4 parantezini alırsınız. Şıklarda bazen böyle verilebiliyor. Daha şık durur. İntegralin değeri kaçtır? Sevgili gençler, bakın birinci fonksiyonumuz y eşittir kök içinde 32 eksi x kare. Onları bir yazalım önce. Y eşittir kök içinde 32 eksi x kare. Her iki tarafın karesini aldığınız zaman y kare eşittir 32 eksi x kare olacaktır. Buradan x kare artı y kare eşittir 32. Bu bize ne kolaylık sağlar desem, hocam o merkezi orijin olan 0'a 0 ve yarıçapı r eşittir r kare 32 olduğu için 4 kök 2 olan çember denklemi dediğinizi duyar gibiyim arkadaşlar. Ben de sizi tebrik ediyorum. Peki ikinci fonksiyonumuz ne? Y eşittir x. Bu neydi gençler? Yine orijinden geçen ve 45'e 45 olarak geçen doğru. Birinci açıortay doğrusuydu. Hemen çizelim şimdi çemberimizi gençler. X eksenimiz ve y eksenimiz olsun. X, y. Şimdi gençler burası 4 kök 2. Yarıçap 4 kök 2 olduğu için. Yukarısı 4 kök 2 olacaktır. Onları yazalım şöyle elimizde bulunsun. Peki. Doğru denklemimizle çiziyorum şimdi. Orijinden geçen arkadaşlar doğrumuz da 45'e 45 olarak geçecek. Şu doğrumuz da y eşittir x doğrusu olsun. Y eşittir x doğrusu. Bakın bize neresi soruyor? Önemli olan benim için o. Şurası tam kesim noktası olsun. Aşağı doğru bir çizgi indiğiniz zaman arkadaşlar burası 4 kök 2 olduğu için şu parça 4 kök 2, yarıçap 4 kök 2 ya. O zaman buralar dik olduktan olduğu için buralar 4'e 4 olacak. Güzel. Peki bize nereyi soruyor? Şimdi bakın arkadaşlar 32 eksi x karenin kökünden x'i çıkartmışlar. Demek ki yukarıdaki şu kalan 8'e 1'lik daire dilimi. Şurası bakın. Şöyle bir çizelim. Renkli kalem alın evet yine. Yani boyalı alan diyorum yine her zaman gibi. Boyalı alan gençler S olsun. S o zaman nedir gençler? Bakın burası 45 derece. Onu da yazalım şöyle. 45 derece olduğunu görelim. Şurası 45 derece olacak. Çünkü y eşittir x doğrusu o. Diyorum ki pi çarpı r kare 4 kök 2'nin karesinin 8'de 1 olacak S. İse S eşittir gençler. 4 kere 16 32 4 pi birim kare olarak bulunur arkadaşlar.